Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şeytan her Adem oğlunu doğarken parmağı ile yan tarafına dürter. Çocukların doğum esnasında da çocuklar rahatsız eder şeytan diyor. Doğarken daha düşmanlığını ta oradan gösteriyor. Yani ta Hazreti Adem'den itibaren gelen, Hazreti Adem'in yaratıldığından beri gelen düşmanlığı her doğan Adem oğlu için daha doğum esnasında yeniliyor şeytan. Yani o düşmanlığını hakikaten azimle, gayretle devam ettiriyor. Ama insanoğlu gaflete düşüyor, ona dost oluyor. Yani kuzunun kurda aşık olması gibi, kuzunun kurtla dostluk yapması gibi bir durum bu. Maalesef şeytan nasıl canını tutuyorsa düşmanlığını, insanların da o şekilde Cenab-ı Hakk'ın emrine uyarak inne şeytan lekum aduvun fettehuzuhu aduvve. Şeytan sizin için düşmandır. Siz de onu düşman edinin buyuruyor Cenab-ı Hak. O zaman Allah'ın bu emrine uyarak biz de şeytanın düşmanlığını canlı tutmamız gerekiyor. Ondan gelen kötü düşüncelere hiçbir zaman uymamamız gerekiyor. Hemen onları terk etmemiz gerekiyor. İşte daha doğarken insanoğlu diyor, bebeklere, doğan bebekleri şeytan dürter. Bundan sadece Meryem oğlu İsa müstesnadır. Hazreti İsa'nın annesi Meryem validemiz hakikaten çok müttaki, takva sahibi bir insan olduğu için daha çocuğu doğmadan çok dualar etmiş, Allah'a sığınmış. Şeytanın şerrinden Allah'a sığındırıyorum diyor. Yu'izzuha bike ve zürriyeti hemle şeytanı racim. Ayet-i kerimede o şekilde geçiyor. Allah'ım diyor onu, yavrumu, onun zürriyetini şeytanın şerrinden sana sığındırırım diye. O duaları sebebiyle şeytan ona dokunamamış, uzak kalmış. Demek ki hakikaten çocuğumuz olacağı zamanda geçen dersimizde okumuştuk. Erkekle kadının ailevi cinsi münasebete başlamadan önce de bir dua öğretiyordu Peygamber Efendimiz. O duayla başlayarak, hamilelik süresinde dualar ederek, çocuğu helal lokmayla besleyerek, daha çocuğun doğmadan önce doğduktan sonraki hayatına yönelik hazırlıklar yapmak gerekiyor. Şeytanı ondan uzaklaştırmak, güzel bir insan olması için, iyi bir insan, müttaki bir insan olması için gayret etmek gerekiyor. Meryem validemizin oğlu İsa için yaptığı gibi, onun daha doğmadan yavrusuna dualar ettiği gibi. İnsanlar bugün de aynı şeyi yapmaları gerekiyor. Ta evliliğin başından itibaren, çocuk anne rahmine düşmeden itibaren dualarla, besmelelerle ve doğuncaya kadar da o şekilde büyütmek, yetiştirmek gerekiyor.